organisation en organisant donc des plateformes de rencontres autour d'événements culturels et artistiques comme celui-ci, pour consolider le pont entre les différentes cultures aussi présentes ici en Belgique. Voilà. Donc, je voudrais maintenant céder la parole à ma collègue. Concerten, dansvoorstellingen, artistieke exposities in de verschillende plaatsen, het culturele erfgoed te bewaren en over te dragen aan een breed publiek. Omdat wij deze kans gekregen hebben, wil ik aan de redactie danken. Van harte welkom naar Anatolië, naar de mooie beelden uit de diverse artikelen van Anatolië, de foto's, terug bij het spelen, elk, één wijk, één dorp, één gebied uit Ben onlar adına buradayım ve duvarlardaki insanlar bizlere bakıyorlar ve bir şey söylüyorlar. Ik kijk naar elk van deze foto's en ik zie dat elk van die foto, elk persoon op deze foto mij bespreekt. Söyledikleri şey şu, bizler buradayız. Bizler bir hayatımız var. Farklı farklı dillerdeyiz, farklı farklı dinlerdeyiz, farklı farklı kültürlerdeyiz. Ama tek bir ortak özelliğimiz var. O özelliğimiz de sadece ve sadece insan olmamız. Ortak özelliğimiz insan olmamız. İyi ya da kötü bir hayatımız var. Ve biz binlerce yıldır hep beraber yaşıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Problemlerimizle, umutlarımızla, sıradan hayatlarımızla. Herkes biliyor, farklı kültürleri bir arada taşımak çok kolay bir şey değildir. Ateşten bir gömlektir. İşte bu ateşin içinde de olduk biz ve bu kültürlerle, bu güzelliklerimizle var olmak istiyoruz. Onların verdiği mesajla buradayız ve mutluyuz. Farklılıkla yaşamak mümkün. Belki de onların ya da politikanın dışında duvarlarda gördüğünüz bu manzara aslında politikacılarımıza doğuya, batıya, her yere örnek olabilecek nitelikte mesaj taşımakta. Bu projeyi 2000 yılında başladım ve 2006 yılına kadar hiç aralıksız minibüs türüne bu insanların evlerine, bu insanların düğünlerine, bu insanların sıradan hayatlarına konuk oldum. O hayatlardan size aldığım şu anda duvarda 143 tane fotoğraf var. Bu fotoğrafların söylediği tek bir şey var. Çocuğumuz ağladığında canımız yanıyor. Düğünümüz olduğunda neşeleniyoruz, dini ibadet etmemiz gerektiğinde camiye, kiliseye, havraya gidiyoruz. Yani farklılıklarımız da güzeliz. Ben bunu derken Belçikalı Türkler biliyordur da, Belçikalı misafirlerimiz, sanatçı bize işte hiç mi sıkıntınız yok, probleminiz yok, ne kadar güzel insanların bir araya geldiği bir ülke mi Türkiye diye soru işareti gelirse akıllarına, Asla. Sıkıntılarımız var, problemlerimiz var ama şunu size çok açıkça söylemek istiyorum. Ben bir Türk aydını olarak. Nee, we hebben problemen, we hebben moeilijkheden. Maar ik zeg als een Turks intellectueel. Türkiye'de çok ciddi bir değişim var. Maar er is vandaag in Turkije een heel serieuze verandering. Geçmişte yaptığı, bugüne gelene kadar yaptığı hataları düzeltmek üstüne farklılıklarının kıymetini geç de olsa anlayan bir Türkiye var. O yüzden de bu sergi bir kat daha kıymet gördü. O yüzden de ilgi gördü. O yüzden de ben buralara gelip sizlere bunları gösterme ihtiyacı duydum. Son bir şeyi anlatacağım. Ben bu projeye çocukluğumda yaptığım bir özürü düzeltmek için başladım. Çocukken mahallemizde olan harabe bir terk edilmiş kilisedir. Son camını kıran el bu sol eldir. Şimdi yaptığım şey kırdığım o camları toplamak, süpürmek. Sizden buraya gelen her misafirden bu gece, sadece bu gece bir şey yapmanızı rica ediyorum. Size gittiğinizde yatağa başınızı koyun ve 10 dakika düşünün. Acaba hayatında bir diğeri olan birisine farklı olduğu için nerede kötülük yaptım, nerede kalbini kırdım, nerede yanlış yaptım. Olur, hayatımız bu hatalarla dolu. Eğer bu odada
oradakiler kırdıkları camları temizlemeye başlarlarsa benim gibi güzel bir dünya mümkün. Buyurun. Teşekkürler.